Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Milli Eğitim Bakanlığı bursluk sorularını yayınladı ve 6. sınıf öğrencilerimizle birlikte sosyal bilgiler dersinin cevaplarına ve çözümlerine birlikte bakacağız. Umarım hepinizin sınavı çok iyi geçmiştir. Umarım fulllemişsinizdir. İnşallah hepiniz sınavları kazanırsınız. Biz bu süreçte elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Bundan sonra da yardımımız devam edecek. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak Bundan sonraki derslerimizden ve videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Cevap anahtarının ve soruların PDF halini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan alıp kendinizde bakabilirsiniz. Vakit kaybetmeden birinci sorumuzla başlayalım. Atatürk bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? Hiçbir millet aynen diğer bir milletin taklitçisi olmamalıdır. Çünkü böyle bir millet ne taklit ettiği milletin aynısı olabilir ne kendi milliyeti içinde kalabilir. Demokrasi bilincinin burada alakası yok. Milli kültüre sahip çıkmak zaten Atatürk'ün burada anlattığı şey buydu. Saygı hoşgörü ortamıyla alakası yoktur arkadaşlar. Bilimsel gelişmelerin desteklenmesinden bahsetmemiştir. Buradaki doğru cevabımız B şıkkıdır. İkinci soru. Atatürk Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla bir bağış kampanyası düzenlemişlerdir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir? Bağış kampanyası diyor zaten. Bağış nedir? Yardım ve dayanışmadır. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Hemen üçüncü sorumuzla devam edelim. Üçüncü soru okul bahçesinde arkadaşının yere çöp attığını gören Fatma yaşadığımız çevreyi temiz tutmak hepimizin görevidir. Bu konuda duyarlı olmalı ve örnek davranışlar sergilemeliyiz diyerek arkadaşını uyarmıştır. Buna göre Fatma ile ilgili hangisine ulaşılabilir? Sorumluluk sahibi bir öğrenci olduğuna ulaşabilir miyiz? Kesinlikle ulaşırız. Fatma arkadaşını sorumlu vatandaş göreviyle uyarmıştır. Arkadaşlar arasında sevildiğine dair burada bir bilgi üst taraftan çıkmaz. Derslerinde başarı gösterdiği, spor faaliyetlerine görev aldığı da yukarıdaki bilgiden çıkmayacaktı. Cevabımız neydi? A şıkkıydı. Dördüncü soru aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'daki Türklerin konar göçer bir yaşam sürdürdüklerine kanıt olarak gösterilebilir. Devletin ikili sistemle yönetmeleri bu konar göçerlikle alakası yoktur. Vatan sevgisinin gelişmiş olması bu da yine konar göçerlikle ilgili değildir. Konar göçerlik sürekli göçebe yaşamaktır. Bu da neye delalettir arkadaşlar? Taşınabilir eşya kullanmak. Yani siz taşınabilir eşya kullanıyorsanız bir yerden bir yere sürekli göç ediyorsunuz demektir. Çinliler ile savaş yapmayı da alamayız. Burada doğru cevabımız C şıkkıydı. 5. soru ilk Türk devletlerinde önemli meselelerin görüşüldüğü danışma meclisine ne ad verilirdi? Ne ad verilirdi? Tabii ki de kurultaydı. Kut bir e, yönetimin tanrı tarafından verildiğine inanılmasıydı. Sagu o dönemdeki şiirlerdi. Budun da aile uruş boy budun diye giderdi arkadaşlar. Toplumdaki bir gruptu. Buradaki bizim cevabımız A şıkkı kurultaydı. Orhun abideleri günümüzde hangi ülke sınırlarında yer alır? Cevabımız tabii ki de Moğolistan'dı. D şıkkıydı. Yedinci soru Altay Dağları ve Tekleri'nde Pazarı Kurganı'na çıkarılan ve dünyanın en eski hallarından biri olan Pazarı Kalısı'nın Asya Hun Türklerine ait olduğu kabul edilmektedir. Buna göre Asya Hun Türkleri ile ilgili hangisi söylenebilir? Madencilikte gelişmişlerdir. Halıya bakarak madenciliği anlayamayız değil mi? Tarımla uğraşmışlardır. Belki uğraştılar da halıya bakarak ben bunu yine anlayamam. Ama dokumacılıkla uğraştıklarını çok rahat bir şekilde yukarıdaki bilgiden anlarım. Neden? Çünkü halı dokumuşlar. Halı dokuma ürünüdür. Ticaret sayesinde zenginleştiklerine dair bir bilgi yoktur. Cevabımız C şıkkıdır. 8. soru. Hazreti Ömer döneminde sınırların genişlemesinden dolayı ülke illere ayrılmış ve bu illere valiler atamıştır. Bu uygulamanın temel amacı hangisidir? Bakın ben bunu size şöyle basit bir örnekle anlatayım. Bugün Cumhurbaşkanımız var ve 81 tane ilimiz var. Cumhurbaşkanımız 81 tane ilin her birinin istekleri için koşturabilir mi? Hayır. Bunu zorlanır değil mi? Bunun için kimleri görevlendirmiştir? Vali görevlendirmiştir. Niye? Yönetimi kolaylaştırmak, amacımız bu. Daha çabuk yani yönetimi hızlandırmak, kolaylaştırmak. Bakalım devlet yönetimini kolaylaştırmak zaten A şıkkında varmış. Ordunun güçlenmesi, tarımsal üretimi yaygınlaştırmak ya da hazineyi geliştirmekle alakası yoktur buradaki bilgilerin. Cevabımız A şıkkı. 9 soru. Abbasilerde Beytül Hikme'nin kuruluş amacı hangisidir? Arkadaşlar Beytül Hikme bilim evi anlamında o dönemde kurulan bir kuruluştu. Askeri faaliyet değildir. Bakın burada zaten var bilimsel araştırma yapmak. Büyük davalara bakan bir yer değildi Beytül Hikme. Ulaşımı geliştirmek için de değildi. Cevabımız 5 şıkkıydı. 10. soru. Karahanlılar İslamiyeti resmi din olarak benimsemişlerdir. Ancak İslamiyet öncesi döneme ait kut inancını devletin hanedanla ortak malı sayılmasını ve ikili yönetim anlayışını devam ettirmişlerdir. Bu ne demek arkadaşlar? Demek ki İslamiyete geçseler bile Türk kültüründen ayrılmamışlar. Buna göre Karahanlılar ile ilgili hangisi söylenebilir? Kültürel kimliklerini kaybetmişlerdir. Kaybetmişler mi? Tabii ki hayır, kaybetmemişler. Yöneticiler halk tarafından seçildiğine dair bir bilgi üst taraftan çıkarılabilir mi? Öyle bir şey çıkmaz. Hükümdarın yetkileri sınırlandırıldı, kısıtlandı. Böyle bir bilgi çıkar mı? Çıkmaz. Ama Türk devlet geleneği sürdürmüşlerdir. Bu çıkar mı? Çıkar. Çünkü İslamiyetle birlikte eski Türk devlet gelenekleri de devam ettiği için bunu çok rahatlıkla söyleriz. Cevap değişiklidir. 11. soru aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferinin Haçlı seferlerinin siyasi nedenlerindendir? Müslümanların elindeki kutsal yerleri alma bu dini nedendir. Avrupalıların Hristiyanlığı yayma amacı yine bu da dini nedenler arasındadır. Bizans'ın Türklere karşı Avrupalılardan yardım istemesi. Şimdi bu bir dursun arkadaşlar. Doğu'nun zenginliklerini ele geçirmek. Bakın, Doğu'nun zenginlikleri, zenginlik nedir? Paradır. Ekonomik Burada ama bakın Bizans'ın Türklere karşı Avrupalılardan yardım istemesi siyasi sebeptir. Çünkü baş edemeyecek oldukları için yardım istiyorlar. Kimden? Abilerinden. Tabi biz bunları ne yapmışız? Tokatlayıp geri göndermişiz. Cevabımız C şıkkıdır. 12. soru. Türkiye Selçuklu Devleti'nde kervansaraylar aşağıdakilerden hangisini geliştirmek amacıyla yapılmıştır? Neydi kervansaraylar? Ticaret kervanlarının konakladıkları yerlerdi. Yani cevabımız ticaret olacak B şıkkıydı. 13. soru. Aşağıdaki haritada bazı kıtalar numaralandırılarak gösterilmiştir. Burada haritada 1 2 3 ile gösterilen kıtaların isimlerini bize soruyor. 1 numara Avrupa kıtasıdır arkadaşlar. 2 numara Afrika kıtasıdır. 3 numara Asya kıtasıdır. Cevap C şıkkıdır. 14. soruyla devam ediyoruz. Mutlak konum bir yerin paralel ve meridyenler ile ifade edilen yani Ekvator'a ve başlangıç meridyenine göre belirtilen konumudur. Buna göre Türkiye'nin aşağıdaki e, özelliklerinden hangisi mutlak konumla ilgilidir? Kuzey yarım kürede yer alması, bakın zaten paralel ve meridyenler dolayı biz Kuzey yarım kürede deriz, değil mi? Demek ki bu mutlak konumla ilgili bir diyoruz. Asya ve Avrupa kıtalarının birbirine bağlaması, bu özel konumdur. Batısından doğusuna dağların yükseltisinin artması özel konumdur. Üç tarafının denizlerle çevrili olması özel konumdur. Cevabımız A şıkkıydı. 15. soru, Türkiye fiziki haritasını kullanarak hangisine ulaşabiliriz? Eğitim durumu tabii ki fiziki haritadan çıkmaz. Sağlık hizmeti çıkmaz. Madenler fiziki haritadan bakarak bulamazsınız ama fiziki haritaya baktığınız zaman orada renkler vardır. Sarı vardır, yeşil vardır, kahverengi vardır. Bu yeryüzü şekillerini bize gösterir. Cevap D şıkkıdır. 16. soru. Ülkemizde yükselti ve fazla olduğu bölgelerle ilgili olarak hangisi söylenemez? Yıllık sıcaklık ortalaması düşüktür. Mesela doğuyu düşünelim. Düşük müdür? Düşüktür. Evet. Diğer bölgelerden göç alır. Hayır göç almaz. İşsizlik vardır orada göç verir. Çünkü yükselti olan yerde tarım, hayvancılık kolay kolay yapılamaz. Yani bunlar bile yapılamıyorsa göç verir. Tarım alan dardır. Evet ulaşım olanakları zordur. Evet burada yanlış olan söylenemez olan B şıkkıydı. 17. soru Karadeniz iklimi ile ilgili hangi söylenebilir? Pamuk üretimine uygundur. Hayır Karadeniz'de pamuk yetiştiremezsiniz. Pamuk sıcak ister. Karadeniz'de sürekli yağmur var. Yaz mevsimi sıcak ve kuraktır. Hayır arkadaşlar, her mevsim yağışlıdır. Genel bitki örtüsü bozkırdır. Hayır, ormandır. Ama her mevsim yağışlıdır bilgisi doğru. Cevabımız D 18. soru. Akarsular tarafından derince yarılmış çevresine göre yüksekte olan geniş düzlüklere ne denir? Tabii ki de plato denir. Akarsuyun yardığı yüksek düzlükse plato, düzlükse ovadır. Ama burada ne diyor? Yüksek düzlük diyor. platodur. 19. soru aşağıdakilerden hangisi? Beşeri coğrafyanın inceleme konusudur. Yani insanla alakalı. Karadeniz ormanlarındaki ağaç türü bu beşeri coğrafya mı? Bence değil insan değildir. Akdeniz kıyılarındaki turizm faaliyetleri bakın ne diyor? Turizm. Turizmi kim yapar? İnsan yapar. Doğu Anadolu'nun iklim özellikleri bu doğaldır. Türkiye'nin yer altı kaynakları doğaldır. Burada insanla ilgili olan tabii ki de nedir? B şıkkıdır diyoruz. 20. soru yaşadığım yer her gün sıcak ve bol yağıştır. Bakın her gün sıcak. Bir de bol yağışlı. Hemen ikinci ipucu geldi. Burada tropikal yağmur ormanları bulunur. Ben zaten bunu aldığım zaman sorunun cevabını hemen buldum değil mi? Devam edelim. Ormanların fazla olmasına bağlı olarak ahşap ev yaygındır. Hindistan cevizi, mango, kakao yetişir. Tabii ki de bize hangi iklimi sormuş burada? Çöl mü? Hayır. Karasal iklim zaten bizim ülkemizde bunlar yok zaten. Bunu biliyoruz. Kutup iklimi her taraf buz olacak, kar olacak. Burada bahsedilen iklim A şıkkında vardı. 21. soru din kültürü bölümüne hemen geçtik. Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz. Atasözü hangisinin önemini vurgulamaktadır? Yani bu kısaca şu anlamda bir elin nesi var? iki elin sesi var. Yardımlaşmadan bahsediyor. Burada cevabımız C şıkkıydı. 22. soru. İlk Türk topluluklarında ölen kişi kıymetli eşyalarıyla beraber kurgan adı verilen mezarlara gömülürdü. Bu bilgiye göre ilk Türk devletlerindeki ilk Türk topluluklarıyla ilgili hangisi söylenebilir? Bakın kıymetli eşyalarıyla gömülüyormuş. Bu neden? Çünkü şuna inanıyorlardı. Bu adam öldükten sonra doğacak, dirilecek, ahiret inancı var. Ve o eşyaları kullanacak ahiret inancına inanıyorlar. O zaman bakalım yerleşik yaşama geçtiklerinin ahiret inancıyla alakası yoktur. Savaşçılığın ahiret inancıyla alakası yoktur. İdari teşkilatlanmada geliştik, gelişmenin ahiret inancıyla alakası yoktur. Ama ölümden sonraki yaşam ahirete inanıyorlardır. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. 23. soruyla devam ediyoruz. Fizik haritada kullanılan yeşil, sarı, kahverengi gibi renkler ve tonları hangisini gösterir? Tabii ki de yükselti basamaklarını gösterir. Cevap B şıkkıdır. 24. soru. Yüz ölçümü en küçük olan kıta Hangisidir arkadaşlar? Yüz ölçümü en küçük olan kıta tabii ki de Avustralya kıtasıdır. Var mı şıklarda? Yok. Ama Avustralya'nın yerine neyi kullanıyoruz biz? Okyanusya'yı kullanıyoruz. Yani cevabımız A şıkkıydı. Geldik 6. sınıf öğrencilerimize sorulan son bursluk sorusuna. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin bozulmasına yol açan sebeplerden değildir. Yabancı kelimelerin dilimize girmesi Türkçemizi bozar. İşyerleri alanına yabancı kelimelerin kullanması Türkçemizi bozar. Genel ağ ortamında Türkçenin yanlış kullanılması Türkçemizi bozar. Teknolojik buluşlara Türkçe isim verilmesi bu Türkçeyi destekleyen bir davranıştır. O yüzden doğru cevabımız D şıkkıdır. Evet arkadaşlar böylece bursluk sorularını çözdük. Umarım hepsini fullemiştir. Fullemişsinizdir. Sorulara genel anlamıyla baktığımız zaman soruların kolay olduğunu görüyorum. İnşallah hepiniz doğru yapmışsınızdır. Sınavı kazanırsınız. Size destek olmaya çalıştım bu süreçte. İnşallah faydalı olabilmişimdir. Bundan sonra da diğer videolarla ve derslerle yardımcı olmaya devam edeceğim. Bize destek olmak isterseniz eğer videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki derslerimizden haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.